Selamlar arkadaşlar. Bugün bu gördüğünüz kahve tasarımının nasıl yapılacağını göstereceğim. Öncelikle yine yeni bir sayfa oluşturarak başlıyoruz. 1080'e 1080 piksel bir sayfa oluşturuyoruz. Evet. Şimdi ben buradakinin aynısını yapacağım burada. Tamam. Tabi tıpatıp aynısı olmayabilir çünkü şu şekilleri falan baştan çizeceğimiz için %100 aynısı olmasa da nasıl yapılacağını anlamış olacaksınız. Şimdi öncelikle beyaz bir arka planımız var. Alt taraftaki yeşil bölgeyi yaparak başlayalım. Dikdörtgen aracını alıyorum. Bir dikdörtgen çiziyorum rastgele. Daha sonra konturunu kapatıyorum. Rengini de bu yeşil renginde veriyorum. Kodu bu. Bu Starbucks'ın logosundaki yeşil renk zaten. Daha sonra şu şekilde kenarlara hizalıyorum bunu. Daha sonra arkadaşlar tam sayfayı yarıya yarıya bölmek için bakın G ve Y yazıyor. Genişlik ve yükseklik yani. Y'sine 1080'in yarısı olan 540 yapacağım. 540 şöyle evet. Tamam. Şu an tam iki parçaya bölünür. Yarısı beyaz, yarısı yeşil olmak üzere. Şimdi ortadaki kahve nasıl yapılır onu göstereyim sizlere. Öncelikle internetten bir kahve fotoğrafı bulmamız lazım. Ben şöyle Starbucks Coffee yazdım. Bir tane bulalım hemen aynısını yapmayalım dedim. Evet mesela şöyle bir şey buldum. Şimdi bunu kopyalıyorum. Photoshop'a yapıştırıyorum. Gördüğünüz üzere. Şimdi bunu bir kapatalım. Önce çerçeveyi ve daireyi ayarlayalım. Daha sonra onu ekleyeceğiz. Elips aracını alıyorum. Shift'e basarak bir yuvarlak oluşturuyorum. Ortalayalım bunu. Şimdi U'ya basıp şekli seçiyorum. Kontur ve dolgu var. Dolguyu kapatıyorum. Konturu da beyaz yapıyorum. Daha sonra şuradan bir gölge vereyim. İyi görünmesi için. Tamam, şu şekilde bir gölge verdim. Bunu düzenleyeceğim zaten. Şimdi buradan şu düz çizgiyi tıklayıp bunu aralıklı çizgi olarak seçiyorum. Daha sonra konturunu arttırıyorum. Evet, daha sonra ortasına bir tane daha daire yapacağız. Onun için de şuna tıklıyorum. Ctrl C, Ctrl V ile üstüne bir tane daha yapıştırıyorum. Bunun gölgesini kapatıyorum. Şöyle birazcık küçülttüm. Şimdi yeniden U'ya basıp bu dairedeyken konturunu kapatıyorum. Şimdi düz çizgi yapıyorum. Dolgusunda beyaz verdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi o görselimize yeniden gelelim. Bu görseli şu ortadaki elipsimizin üstüne alıyoruz. Daha sonra sağ tıklayıp kırpma maskesi oluştur diyoruz. Gördüğünüz gibi onun içine geldi. Şöyle küçültüp boyutunu ayarlıyorum şimdi. Evet gördüğünüz gibi şu tarz bir şey ayarladım. Şimdi bunun rengiyle oynamak isterseniz de CTRL'e U yapıyoruz. Ben şöyle birazcık doygunluğunu düşürmek istiyorum. Yani şöyle parlaklık gibi renklerin daha canlı olması. Ha, aynen. Onu birazcık düşürmek istiyorum. Böyle daha iyi durur bence. Daha sonra yazıları yazacağız ve kenarlardaki süsleri yapacağız. Şimdi diyorum kullandığım font Gilroy Black olacak. Buradan rengini siyah yapıyorum. Şöyle küçültelim. Tüm kahvelerde yazmışım. Yine aynı şeyi yazacağım. Yerleştiriyorum. Bu arada şunu birazcık büyüteyim. Çok küçük olmuş sanki. Tamamdır, şu şekilde ayarladım. Evet, tüm kahvelerde yazdım. Şöyle birazcık boyutunu da ayarlayayım. Tamam. Daha sonra bunu alta basarak kopyalıyorum aynısından. Burayı da %20 indirim yazmışız. Bu arada Starbucks sponsoru falan değil. Olursa iyi olur ama. Bunu da beyaz yapıyorum. Bunu da ortalıyorum. Bunu şu şekilde de ortalayabiliriz. Mesela bunu seçtim. Arka plandaki yeşili seçtim. Şuradan ortalı olana basarak bunu da yine ortalayabiliyoruz. Daha sonra yapacağım şey kenarlardaki süsler kaldı. Onlardan nasıl yapıldığını göstereyim. Pen tool yani kalem aracını alıyoruz. Buradan kavis kalem aracını seçiyoruz. Yine bir katman oluşturayım. Daha sonra şu şekilde tıklayarak hoşumuza girecek bir şey yapıyoruz. Şöyle devam ettiriyorum. Tamam. Daha sonra bunun rengine yeşil kısımdakini beyaz yapıyorum. Ve konturunu kapatıyorum. Aynısını yine alta basılı tutarak alıyorum. Çeviriyorum şu şekilde. Bunun da rengine yine U'ya basarak yeşil yapıyorum ve bunu da buraya koyuyorum. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar kahve tasarımımız bitti. Son olarak logomuzu eklemek kaldı. Logomuzu da ekledik şu şekilde ve evet tasarımımız bitti. Basit ama güzel görünen bir tasarım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha fazla tasarım videosu için beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.